Selamünaleyküm, hoş geldiniz arkadaşlar. Hasta ses tonumla bu yayın böyle idare edeceğiz. Normalde doktorum bu gece yayın yapmamalısın dedi, ama hayır dedim. Bu gece açmalıyım e çünkü özleştik. E Ona da söyleyeyim. Şaka yaptım. Doktora falan gitmedim abi. Doktor moktor gerçekten bilime sırt dönmemek de gerekiyor. Ama gitmedim. Kendi kendime iyileşmeyi bekleyenlerdenim ben. Öyle yatayım. Kendi kendime vücut kendi kendini toparlasıncılar vardır ya. Bir de serçe parmağına bir şey olsa doktora gidenler var. Ben onlardan değilim. Ben böyle hastalandıktan sonra bir bekleme süreci. Büyük ihtimalle yolda giderken klima çarptı bana. Klima vurdu. Ee, Sinop Sinop'un da havası da... Değişik bir havası vardı yani. Geceleri inanılmaz bir soğuk vardı yani. Hatta ne gecesi ya? Yağmur yağdı ya. Ben Sinop'ta olduğum gün yağış vardı yani. Ve birazcık sert tabii ki. O da çarptı galiba. Bizi de bakmayın normalde semt çocuğuyuzdur öyle iki esen rüzgara çarpılmayız normalde ama tersi yok aladı demek ki. Ne yapıyorsunuz? Özlediniz mi? Ne kestiniz? Küçük bir domuz kestik ya biz. Hı. Domuz kestik ben ailemi ikna ettim. Hayvan ırkçılığı yapılmaması konusunda anlattım kendilerine. Domuz kestik. Domuz jambon yedirdim bütün aileye. Fiyat olarak biraz daha uyguna geldi. İşte babam bilmiyor ama domuz kestiğimizi. Bir garip diyor bu hayvanatlar lezzetliymiş diyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ya kardeşim bu kurban bayramlarındaki bu köy ortamında hayvanlarının dedikodus Çocukçuluğu diye bir şey gözlemledim ben bu bayram özellikle. Eskiden de vardı şimdi bu bayram gözlemleyince ben anladım. Hayvan dedikoduculuğu. Biliyor musun öyle bir şey var mı? Sizde de var mı? Yok bizim hayvanın memeleri pörsümüş. Bilmem ne kadarmış fiyatı memeleri pörsükmüş yalnız bizim hayvanın. E öbürküsünün hayvanının işte daha diriymiş. <laughs> Ben bizim hayvanın memelerinin pörsümüş olduğu bilgisini bana niye veriyorsun ki? Güzellik yarışmasına da çıkartmıyoruz abi. Yok çok doğal beslenmiş, birisi yok yapay beslenmiş. Ben kavurmama bakarım abi. Günün sonunda. Bu ama tasvip ettiğim bir davranış mı? Kesinlikle hayır. Değil. Tasvip ettiğim bir davranış biçimi olmamakla beraber Dini bir vecibe midir? Evet. Babam beni kesmesindense hani bir inek kesmek, dana kesmek daha mantıklı. Bence de daha mantıklı olduğu için o şekilde yapılıyor yani bu sonuçta böyle bir durum olduğu için. Ama güzel geldi. Oksijen. Of ne Meron var ya onu. Ya Gürkan Çakmak. En sevdiği sen misin ki babanın? Oğlum en sevdiği ben misin ki babanın? Baba. Babamı karıştırma bir. İkincisi zaten bir ablam var bir ben varım. Erkek e, kategorisinde mecbur ben oluyorum en sevdiği. Çünkü başka erkek kategorisinde adamın eli dar yani anladın mı? Ben varım. Beni erkek kategorisinde en çok sevdiği benim. İşte kız kategorisinde ablam olmuş oluyor. Hacı koltuğundan ses gelir onu bir yaptır ya. O size geliyor mu lan? Şu ses. Az buçuk. O gelmiyordur ya. Başka evladı var mı bilmiyorum. Benim bildiğim yok. Benim bildiğim yok. Öğrencileri vardı ona evlatları gibi. Hala arıyor abi adam. Koç 25 sene önceki 20 sene önceki öğrencisi hala arar mı ya bayramda? Arıyor Allah. Allah. Sinop'un havası güzeldi. Abana'da kaç gün kaldın diyen mi var? Abana'da kalmadım. Ben yani Türkiye'de kaldım. Ee, bir gün Sinop yaptım, Sinop merkez yaptım. Dönüşte Ayancık yaptım. Ee, dönüşte şey yaptım. Türkiye'le geri döndüm yani. Bir gün de Abana'ya gittim. Kastamonu Abana kahvaltı yaptım orada. Evet, kahvaltıya gittim. Yıllar 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 önce Abana'da Estağfurullah hasta olduğum için Yıllar yıllar önce Abana'da kahvaltıya gitmiştim. Ee, İzmir'i karıştırma canım benim. Şu an Karadeniz bölgesini anlatıyorum. İzmir'i karıştırma. Ee, yıllar yıllar önce Abana'da kahvaltıya gitmiştim ve tadı damağımda kalmıştı. Çok fena böyle. Tadı damağımda kalmıştı. Demiştim ki... Yani şu Abana'da bir kahvaltı daha yapayım demiştim. Gel zaman git zaman hiçbir daha nasip olmamıştı Abana tarafına gitmek. Eee ondan sonra da bu sene de artık ben dedim ki ben gidiyorum dedim anne. Bir de şimdi şöyle de bir sıkıntı var. Benim ablamın yavruları yani bebekleri yavru onlar daha çünkü. Onun bebekleri de bizle beraber takıldığı için. Eee birazcık bebek çok sevimliler. Çok sevdim ama yani nasıl söyleyeyim sana. Belli bir noktaya kadar çok keyifli bir olay bebek sevmek. Ama hocam bir bebek ya boynuna kadar sıçar mı abi ya bir bebek? Yani altını doldurmak var doldurmak var buraya kadar sıçabilir misin ya? Çok sevimliler çok canımı veririm o kadar çok seviyorum. Ya bir sus ya kanka <laughs> bir sus ya arabadayız yani yol gidiyor çünkü ya yani ne yapayım yani anladın mı? Ne yapayım? Zıp zıpı sana nereden bulayım ya? Ayancık yolundayım ben. Zıp zıpı nereden bulayım abi? Köy yolunda nereden bulayım sana zıp zıp ya? Gözünü seveyim ya. Dayın olarak ben sana evrini amadeyim zaten. Ben sonuçta ben gittim. Ben aile ortamında bir şoför görevi üstlendim. Çağır hadi kalk şu köye. Çağır hadi kalk şu teyzelere. Bunlara bilmem kimi bayramlığına bilmem şeyine. Bu görevdeydim ben. Köy yolunda zıp zıp geldi kızın aklına. Kötü dayı. Kardeşim. E tablet aldım ben de o zaman geçen sene. Ona niye saymıyorsun? Şimdi seneye bir tablet daha alacağım. Onu kıracaklar. Kırdılar zaten de. Seneye bir tablet daha alınca kötü dayı yazabilecek misin dostum sen oraya? Bunu bir düşün bakalım. <laughs> Bana olan sevgileri her azaldığında tablet hediye edeceğim. Benim taktiğim bu şu anda. Kendi çocuğum da olsun. Eline vereceğim tableti git ötede oyna anam baksın. Yok yok şaka bir tarafa çok keyifli. Zıp zıp dediğin de zıplıyorsun yani. Bir alan var. Onda zıplamaca. Öyle bir olay. Bir istediği olmadı mı ağlamaları. Öbürü ağlayınca öbürü yine ağlamaya başı Döngüye sokuyorlar birbirlerini bir de. Valla olay güzel bir olay. Çoluk çocuk olayı. Güzel bir olay. Ama daha ben hazır de değilim yani bu tarz olaylara. Onu anlamış oldum. En azından iki tanesini hazır değilim. Bu ne ya? Öyle ama güzeldi. Oksijen falan keyifliydi yani. Yani çimen kokuyordu oğlum ya. Çimen. Harbiden. Oksijeni aldım böyle. Ondan sonra zaten boğazlarım ikinci günden. ilk günden mi? İkinci günden mi ne boğazlarım? böyle bir pert olma durumunu girdi. Üşüttüm yolda falan filan derken klima bir de bebekler de arabada klima da açamıyorsun. Birazcık sıkıntılı bir yolda o yüzden gecesinde çıktım su atmıştım zaten. Gecesinde çıkayım dedim gündüz sıcağında bir de trafiğe kalırsak klima da açamıyorum çocuklara bir şey olacak diye. Abi senin çocuk kaç yaşında oldu? Benim 9. Gençken yaptık bir hata. <laughs> Klip spamlamayın lütfen ya. Klip spamlamanın hiçbir anlamı yok. Yağmur estetik doktoru. Yağmur'un estetik doktoru doğru çıkıyor. Bu nasıl bir klip ya? Tövbeler olsun. Hocam sizde de şey var mı? Dönüş yolundayız. Bir muhabbet dönüyor arabada. Ben full yol konsantre odak bir şekilde gidiyorum. Şöyle bir muhabbet deniyor. Ya işte geldiler oradan da oraya gittikten sonra diyor. Mesela bir sessizlik oluyor. Bir bakıyorum babamla konuşuyorduk. Uyuyakalmış uyumuş. Bir yerden sonra annem uyanıyor. Bir, bir cümle kuruyor. Tam onunla muhabbete gireceğim diyorum. Bir şey söylüyor. Ben de cevap veriyorum. Anlatıyorum. Ablam sen kimle konuşuyorsun diyor. Kafayı yedirdiler ya. Olmuyor mu siz? olmuyorsa tamam. Tamam tamam oğlum. tek bende oluyor. Tamam kanka sen de olmuyor. Sen. Sen de olmuyor. Tamam dostum. Okey. Okey. Köyüne de git. Hayırsız evlat olma. Arada bir köyüne git. Anladın? Hep böyle ortamcı olma yani. Ben de biliyordum. Çeşmeye gidebilirdim bu, bu tatilde. Ailemle gitmeyi tercih ettim. Neslin gibi Mersinlerde gezebilirdim. Ne yaptım? Öyle olmadı ama. <laughs> Dudam yaptırdım dedi ya. Ben de bir şey soracağım. Bu kim ya? Bu Berrin mi? Dudam yaptırdım dedi ya ben de bir şey soracağım çete. Aklıma o geldi. Şey bir de Yağmur abla sordum nereye gideyim falan. <laughs> bak bak Yağmura sormuş. <laughs> o da önerdim ya işte yeni yaptı. <laughs> <laughs> benim niye söylüyorsun bunu? Aynı yere gidelim dedi <gülüyor> Çünkü <laughs> <laughs> dudam yaptırdım dedi ya ben de bir şey sordum. Bu da bir dünya konusu oldu. dalga geçerler mi? Ya niye geçsinler ya? Çağrı Çağır abi de saçını boyatıyor. Beğerim. <laughs> <laughs> Beğerim <laughs> bak ilk klipte bir şey söylemeyeyim dedim. Ee, i̇lk klipte bir şey söylemeyeyim dedim ama bu klipte dayanamayacağım ya. Bir tane Pokemon vardı. Bekle. Bekle. Ya Berrin. Ya buna benzemişsin. Bunu mu diyeyim illaki yani? Buna benzemişsin Berrin yani. Şimdi ben burada anlat bana? Konuşturtma ya. Bu ne ya? Masumu şeye bitti. Dostum. At bakayım o klibi. Emre Can'ın klibi ya o. Ya. Emre var. Youtube gibi bir fotoğraf Bu ne amına koy. Herkese karizma karizma fotoğraf koymuşsun. Bu ne amına koy. Bu doğru. Bu doğru. Bunu kim... Hangi pezevenk koydu bunu buraya? Her yere bunu niye koyuyorsunuz oğlum ya? Ayıp amına koyun bir yerden sonra bak. Rezil oluyoruz ya. Şu tipe bir modele bak kanka. Gözünü seveyim ya. Herkesin bak ne güzel fotoğraflar bak. Kaskol oğluna bak amına koyayım ya. Playboy gibi. Zaten yakışıklı hepsi de yani. Benim bu mu kanka bende bu? Samimiyet. Ya kanka. Sağ ol ya. Çok samimi olmuş ya. <laughs> Aslanları, bizi gördüğünde inanmıyor kalkanları Ne hatırladı sana bura balkanları Şimdi işte geri say hadi çantan uzay Bu da bilim teze eşekten olmuyor tay sana <laughs> <O duvarına inip gülüyor> Soruların <selam gülüyor> şey en bu ama senin pit gelir bu, dedikten Bunu orşaya nerede? Rüksümü kapatır bize tavarım içeri Bu, bu, bu bak, ses duymuş Bana olan olanı biteli geri kafalı ama evet dönemedi Atalım Ya bu ne kanka bu nasıl video ya Farklı olmak iyidir Allah razı olsun ya çok beni motivasyon şey yaptın Al Beri ha klip neydi lan? Ha, klip zannettim. Dudak çatlatan en seksi 11 Pokemon mu? <laughs> Oğlum onu Google'da öyle aratmadım tabii ki. Pokemon dudak yazdım. İlk çıkan linke tıkladım. Dudak çatlatan en seksi 11 Pokemon'la karşılaştım ister <laughs> Bu benlik bir şey değil ki abi. O sitenin editörüyle alakalı bir durum yani. Onu hayvan atlıyor yani. Charizard marzart var bir de yani anladın mı? Bari dudak çatlatan en seksi Pokemon 11 Pokemon avcısı dese. Ben yine okeyim. Onu öyle de yazmamış. Farklı bir tabir. Ee, Google bu 18'lik çıtırdan ayar yiyor. Şu oyunu izledim. 10 saat falan Google uğraştı yani gerçekten. Abonelik yenileyen arkadaşları görüyorum. Hasta olduğum <laughs> okurken <gülüyor> Öksürüyorum. <gülüyor> Öksürdüğüm için abonelikleri gözümle okuyacağım. Hızlıdan okumak için. Hepinizin de gördüğümü bilin yani. 14 aydır okumuyorum. Emre. Emreciğim 14 aydır okumuyorum. Neden okumuyorum dostum? Kendini bozmanı istemiyorum çünkü. 14 aydır çok güzel bir chattingim var. Seni hiçbir şekilde etkilemek istemediğim için emrejim Tamam mı? Çünkü ben seni okuyup ben sana güzel sözler söylediğim zaman sen derslerini çalışmayabilirsin. Artık yayınlarda cozutabilirsin. Ben senin chattingini çok ayrı takdir ettiğim için senin aboneliğini bilerek görmezden geliyorum. Başarını bilerek görmezden geliyorum. Chatte bozulmaman için seni muhafaza ediyorum. Hiç okunmamış olmak. Yani sene 30 aylık aboneyim ve hiç okunmamışsın yani anladın mı? 31. ayda ilk defa okunacaksın. Heyecana bir gel yani. Biraz da buna da kasmak da lazım yani. Şimdi ben her ay ara okunursam ne anlamı var lan öyle aboneleyin o zaman? Anladın mı? Bir de böyle bak olaylara yani. Sana başaramazsın diyenler var. Bana da dediler. Fakat ne yaptım? Çin'den ürün almaya başladım. Evet, drop shipping. Şimdi gelin eğitim seti satayım size 2000 TL'den. Hepiniz yapacaksınız bu işi. Selamun selam aleyküm çok hasta var arkadaşlar. Al aleyküm selam. selam. Ne oluyor lan? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Çıplak ışık gösterdim ben. Hasan ayağa kalk. Hasan mersana. Hiç Asa denize abi, ya, Ama... Ablacım onun var ya da ne olacak gözüsü? bir açsan alsam <laughs> bir. İstim çıplak abi. Verme verme. <laughs> abi, Yok abi bir merak etme. Abi ne olun ya ne var çıplak abi. Tatlıcım. biraz şahdaşlık ya aç bakayım. <laughs> abi banyeriz. yeriz. Aleyküm <laughs> <laughs> selam. <laughs> <laughs> ya kanka Hasan'dan yemeyiz ya. Hıh durdum ver şimdi pozları ver. Dur var, bakayım abi. poz ver. <laughs> Parmak ucundan memeni kapat. Parmak ucundan memeni kapat. Öyle mi dedim diyor. Ellerinle kapat Hasan ellerinle. Ellerinle kapat. Kapat bakayım ekrandasın şu anda. Kapatarak yüksel. Elinle kapat. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Ana Hasan abi. sen niye çırıl çıplak takılıyorsun? <laughs> Üstümü değiştirdim. Kalamam dedi. Ne <laughs> yaptı? Ben dedi. Ben ışık aldım. <laughs> Dostum kulaklığı falan niye çıkartıp takıyorsun? Oraya anlayamadım. <laughs> kulaklığı şey yaptım. Saçımı engelledi. Ben <laughs> işte şu ya. an sosyal aksiyete daha <laughs> bir çocuk. <laughs> evet abi şu an sosyal anksiyete. Oğlum yok. bak bak garip garip hareketler Eğiliyor, kalkıyor falan yok. Ekranda da değilsin dostum. Sakin olsana bir dakika. Beni de tribe Ekran soktun. değil miyim? Sen niye böyle yaptın ki o zaman beni? Ne yaptım? Şeye geldim. Tribe geldim ben. Yo bir verdim, Çektan çektim, diye. verdim, çektim. Senin göğsünde kıl mı çıktı lan? Bakayım. Al bir şey çıkmış. Baksana ufak bir kutu var. Allah Allah. Allah Allah. Sen niye bu kadar rahatsız oldun ya muhafazakar Yağmur? Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Hayır gelmiş açmış. Kardeşim Yağmur muhafazakar bungalovda kalıyor çünkü her tatilde. Tabii ki <laughs> rahatsız olur. Bunlardan <laughs> rahatsız olduğun için muhafazakar bungalov tutuyor kendisine. <laughs> Balıkesir'de. <laughs> her gün bunların <laughs> şeylerle konuşmaktan sıkıldım ya. Kapat tamam kameranı. Tamam kapatayım ben de isim diyeceğim çünkü. <laughs> Yağmur. Vallahi tamam, gözümüzün söyle. önünde ergenliğe girdi lan Hasan harbiden. Sen çağır abi söylesen. Böyle bir anda ergenliğe girdi. <laughs> sen sen. Yok ben götümü yaptırdım. Bir dakika devamını dinleyelim. Burası bu açıklama kısmı tam şey değil belki de. Anneymiş. Abi etkileşim verebilir misin abi? Yok ben götümü yaptırdım. Etkileşim vereyim kardeşim. Like mı atayım? Ne yapayım bu videoya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapmamı istersin? Bunu paylaşayım mı? Şey drop reklamını en sol üstte alır mısın? Zahmet olacak ama. Yok canım estağfurullah. Yok ben götümü yaptırdım. Yağmur. Hayır. Bak ama çete. Yani yaptırmadım ya. Karaman demiş ki K-drop'tan gelen paralarla mı yaptırdılar? Onu da diyememiş <laughs> bir de, de. Bir de kopmuş. O başka 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 bir şey, şey yazmıştı. Ya bu karaman var ya Çar, çok fena ya. Allah Allah. Hastayım oğlum ben ya. Muhafazakar bungalov nasıl oluyor lan? Valla kanka ben hiç gitmedim. Ama tahmin ettiğim birkaç özelliği yok değil. Tahmin ettiğim birkaç özelliği var sadece. Belki de öyledir, belki değildir. İbo'yu sorarız birazdan. Kesin tutmuştur bu. Kesin tutup bungalov sahibine de bize imam nikahlıyız abi demiştir yani. Pek bir şey yok. Bekçi falan duruyor kapıda ya. Nasıl? Şey oluyor mu? Ezan saatlerinde alarm ötmece evde. Evet. Bungalov'da evet. bir ezan okuma. Hoparlama. Ezan vakti uygulaması var. <laughs> Sadece önden geliyor. Bu avasyon Fatih Erbakan geliyor. Dostum bu e, hem terbiyesiz hem göndermeli şakandan dolayı bizden 100 liralık Bino Game hediye kodu kazandın. <gülüyor> 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 Şimdi bu kodla getirmiş. Ne bok yüzün. Yapabilirsin Selamun evet. Aleyküm Aleyküm Selam Kukucan Aleyküm Selam Selam olsun Geçmiş olsun Çağrı'cığım Çok teşekkür ederim Aleyküm Selam Çok teşekkür ediyorum Aleyküm Selam Oğlum bir şey söyleyeceğim Benim duyduğum kendi sesim hastalıklı gelen bir ses Size de böyle mi geliyor hasta mı geliyor sesim e, yoksa e, bize de öyle geliyor. Hafif burundan konuşmacalı misal Aslında burundan da konuşmuyorum bu yani totali hmm. Böyle burnunda but varmış gibi geliyor Yok işte burnum açık Ya siktir git ya Uf. Bence bir koyun eti varmış gibi abi Yok abi inanılmaz seksi geliyor. Şarkı kavurma yedin mi lan? Ben yemedim. Ay. Niye yemedin lan? Memnun. Ne? annem gibi bağış yaptı bu sene. Kesmedik. İlk defa yemedim kavurma. Kimse de vermedi. Kon konu komşu yok muydu orada kesen? Bilmiyorum ki. Hiçbir komşuyla muhab muhabbetim yok. Ne git ibolara etmediler. Ya anasını avradını ya. Ne kadar zor bir hayat hikayesi var mı senin de? Kasaptan alıverseydin. Yarım kilo bir şey alıverseydin ya. Yok hiç tanıdığı kasap yok. Kasap yok. Kasapta da kart geçmiyor ki. Nakit de yoktu üzerimde. Ne kadar dramatik bir hayat hikayem varmış. O zaman. ama. Çarık Japonya gidiyor. Ne zaman gidiyor? Yes be yes. Yes be yes. <laughs> Japonya'ya ne zaman gidiyor? Ağustos, Temmuz sonu, Ağustos. Temmuz sonu Eylül başı gidiyorum evet. <laughs> şey çok iyi. Bileti önden almak daha uyguna gelmiyor mu? Bileti ee, yani önden almak doğru olan o. Öyle söyleyeyim. Evet. Bence de. Doğru olan o. Ama tarihi netleştiremediğim için şimdi o tarihi de Orkun'la falan konuşacağım. Bir de gelenlerle hep beraber oturup diyeceğiz ki ne zaman gidiliyor? Siz ne zaman geliyorsunuz? İşte benim kafamdaki tarih bu, sizin kafanızdaki tarih bu. Neyse artık. ona hep beraber ortak bir kararda buluşup, hep beraber bir karar çıkartıp o karar doğrultusunda bilet alacağız. Ya kaç kişi diyorsun? Vallahi bilmiyorum kanka. Bi 30 kişi falan demiştir herhalde. Ben de geliyorum. Hep beraber gidelim. Ben de geleyim ona. Bana soruyor ki ben Japonya büyük elçi miyim ben amına? Bana niye soruyorsun ki? Gide git gel hani gidiyorsak gel yani. Ben hani isim yaz okul grubu gibi oldu amına koyayım. Benim de adımı yazan ha, falan gibi. Hani uçak bileti satıyorum ben. Öyle yazan arkadaşlar var. Ben de geliyorum. Beni de yaz diyenler de oldu. Sen de gel, seni de yazdım dostum. Ama gideceğimiz gün ben gelemiyorum dersen o zaman da çizerim işte üstüne ama. Bakalım ne olacak. Şinaz sen geliyor mu Japonya'ya? Abi Eylül dedim FIFA çıkıyor maalesef. FIFA Biraz çıkıyor Grand maalesef. Biz. Tabii. Ama FIFA daha çıktığı şey için veriyor. mi gidemiyorsun? E, bir, tek dostum sana, bir tek sana mı çıkıyor FIFA? Ege'ye de çıkmıyor mu FIFA? O gelebiliriz mi bilmiyorum ki. Gelirim ki. Gelecek Oğlum o geçen Oğlum gelirim ki ne adam? O gelir, Japonca o öğreniyor. Gelirim canım. Şimdi Ege'nin burada olmadığı yerde FIFA'yı ben ne yapayım? Ne demek Ben az önce ki? FIFA çıkıyor dedim. gelemem dedim. Hayır, diye mi? Ya Dostum piyasayı düşünmüyorsa hmm. o kadar büyük bir yayıncı Dostum, FIFA... düşüneyim ki? Acaba FIFA'nın skinde misiniz ya? bir noktada e, yani. Bu çok haklı. FIFA mesela e, oyunu mi? hediye ediyor mu size? Yani eğer programdaysan diyor o Creator Network muhabbeti Ya etti mi Zin kardeşim? Olduğunu. 2023 etti mi sana hediye? Bana etmedi be. O zaman, zaman bu, bu sene çektim. FIFA çıkıyor ne diyorsun oğlum ama bana? Ama bu sene bu sene edebilir işte anladın mı? Bu sene başvurdum ona çünkü. O zaman sen yayın açsın ha siz. Ya ben yapayım. kendi paramla alırım <laughs> FIFA'yı. Oradan da ikon çıkartıp onu da canlı yayında yakarım ya FIFA'ya. Bana oyun hediye etmese yani bütün içerim FIFA olup da bana hediye etmese. Ha. Haklısın bir şey. NBA oynarım yani öyle söyleyeyim. O zaman ben ne geliyorum hadi bakalım. <laughs> yes de. <sir. gülüyor> yes. Made kafede. Reklamdan yiyeceğim. Oynarım. Abonelik atacak var mı? Reklamdan kafayı yiyeceksin öyle mi? Ee, abonelik atacak var mı? Bilmiyorum var mı? İnşallah vardır. Çağrı neden hiç okumuyor? ACP geliyor mu? Bildiğim kadarıyla gelmiyor. Çağrı neden hiç okumuyor? Tom Shelby. Okudum. Hoş geldin. Hastayım ya kanka. Boğazlardan hastalandığım için hasta hasta hasta, hasta, hasta okuyamıyorum biliyor musun? Abi selam. İyi yayınlar. İlk defa YouTube videosu paylaştım. İzleyip yorumlarsan sevinirim. E, Alperen Bucakçım çok teşekkür ederim. Bizim fikirlerimizi de almak istediğin için linki gönderdiğini düşünüyorum. Onu ben bu gece yatarken izleyeyim. Yarın yayında fikirlerimi anlatayım sana. Uyar mı? <laughs> Çünkü bildirim şey öbür tarafta. O da bu mouse'la. O öbür bilgisayarın mouse'u. Bu tarafta açık. Bu mouse benim bu bilgisayarı kontrol ettiği için. Oradan kopyalayıp buraya at atamadığım için. Şimdi buradan da oraya açmayı üşendim biliyor musun? Çünkü bir de seninkine bakarsam az önce bir arkadaş da attı. Onunkine de bakmam gerekir. O adalet dengesini şaşırmamaya çalışıyor. Yani onu kaybetmemek çok önemli bende. Baran 0044 100 kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim Baran'cığım. Çok sağ ol. Bu da inşallah şu an yayında olup reklamdan kafa yemek üzere olan 100 kişilik bir arkadaş grubuna gitmiştir. Onlarda ee, onlar da umuyorum ki en azından Baran'ın bu cestine karşılık reklamsız yayınlarımızı izlemeye ve sonrasında da abone olmaya devam ederler. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız ya bayramda? Gugu senin gibi bir adamın bu bayramda kavurma eti yememiş olması çok evet. acayip ya. Vallahi beni de üzdü. Hani herkesten beklerim. Mesela Yağmur'dan beklerim. Niye? Yağmur'da çünkü tam şey tipi var. Kurban eti mi bu? <laughs> Kurban eti ise yemem. <laughs> kurban eti kokar. Ko, 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 kokuyor. Sanki kasaptaki hayvanlar <laughs> kendi isteğiyle amına koyum öldürüldü anladın mı? <laughs> Bu kurban eti bunu biz kestik de kasaptakileri kendileri geldiler öldüler sanki. Ben abi kes dediler sanki. Aynı et değil mi oğlum günün sonunda? Kurban eti ise yememciler var. Onlar burada mı? Benim ablam da öyleydi. Kurban eti ise yemiyordu o da. 90 gün dinlenmesi lazım etin. Aynen 90 gün dinlenir kardeşim. Sen nasıl açar kavurma hikayeni? Nasıl yedin? Kanka şöyle yedim. Ben bir de ayıp çok ayıptır söylemesi ee, ciğer de yaptırdım anneme. Ya. Oy Bizim oy oy oralarda oy. bir yemek var gugu. Biliyorsunuzdur keşkek. Evet her yerde var keşkek. Ben Sorma her ben yerde var. De var. Bizim orada ama popüler de bir yemektir. Burada da popüler. Burada da popüler. Öyle Adana mi? Keşkeki diye bir şey var. Hiç duymadım Adana Keşkeki diye. Yani Adana'da Keşkeke gelene <laughs> kadar bir ton et ürünü olduğu için <laughs> Keşkeki belki de söylemiyorlardır bile beni hani menüde. Şimdi Karadeniz bölgesinde özellikle Sinop tarafında çok böyle yemek anlamında acayip yemek açıkçası biz etoburlar için çok inanılmaz bir yemek skalası var mı? Yok. İşte ıspana, karalahana, Para lahana sarması. Ee, normal yaprak sarmasından daha sert yaprakları. Ve yaprağın kılcalı daha böyle ağza geliyor. Ama kesinlikle mancar sarması mesela. Kesinlikle bir yaprak sarması değil. Belli ki yaprak olmadığı noktada ulan bir de bununla deneyelim. Bununla da olur mu acaba deyip sarılmış bir dolma. Hı hı. Muhtemelen öyle düşünüyorum. Hiç de Allah affetsin, hani bir nimete öyle denmez ama benim damak tadıma çok uymadığı noktasındayım yani öyle düşünüyorum. Uymuyor. Eee o yüzden hani birazcık mutfak tarafını biraz zayıf buldu buldum. Ki doğrudur yani. <laughs> Sinop'un mantısını kötü. yedim. Eee Sinop'un mantısını yedim. Sinop'un mantısı açıkçası ben Sinopluyum. Tabii ki Sinop'u överim yani. Durup durup Sinop'u överim ama e, tabii ki yani yedim ama dediğim nokta mı? Hayır değil yani. Çok inanılmaz bir nokta mı? Değil yani. Güzel. İyi niyetli bir çalışma yani bence. Kimin yerindeydi? Ana teyzenin teyzenin yeri diye bir yer vardı Sinop merkezde. Teyzenin yeri. Ananın değil. Teyzenin yeri. Orada yedim. Bir de sıra vardı önünde. İçeriden çıkanlardan şöyle yorumlar geliyordu ama. Ya işte şurada AVM'de yediğimizden bir fark yok. Bu kadar sıra niye falan filan. Yani bilmiyorum belki eskiden çok iyiydi de şimdi ben yediğimde geçmedi bana bilmiyorum yani öyle inanılmaz şoka girmedim yani anladın mı? Bu demedim yani bu mantıya gelirim gibi olmadı yani. Edirne menemeni efektini yakalayamadım öyle söyleyeyim sana. Ya şu Edirne menemeni e gideceğim ama bana ya, bir dakika. İstanbul'a gideceğim söz al bana. E, gel işte. atla yarın akşam biletini al gel. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Yarın olmaz ya. Şu bu gece gel. <gülüyor> <gülüyor> Yarın çok geçse bu gece gel. Cheat <laughs> day'di. Bayram haftasını komple cheat hafta yani cheat week olarak geçtim. Bu da şimdi hastalık haftası olarak geçecek. İnşallah da önümüzdeki haftayla beraber tekrar o formumuza geri döneceğiz. Zaten benim çok aman aman bir olayım yok. 16 ayda falan ben tekrar toparlarım formumu. O eski bomba formunu özledik ya. Tabi ben de özledim oğlum. Hiç hareket... Ya, durup dururken böyle bir anda 75 tane şıraf çekiyordum hatırlıyor musun İbo? <laughs> hatırladım hatırladım harbiden yani. Ben senin bu artık özledim. bak durup Çok dururken hep beraber oturup yatar pozisyonda ben bir anda zıplayıp barfik satıyordum 120 tane. Ben hatırlamıyorum, gece sen de da, oturuyorduk o zaman ya bir anda, an an ko an koşuya gidiyordun. <laughs> Ulan gece siz oturuyordunuz bir gün Amonokom hep beraber yemek yedik ben biraz fazla mı yedim acaba deyip 450 tane mekik çekmiştim hatırla. Evet evet hiç unutmuyorum. O formumu geri kazanmama çok az kaldı. 18 ay falan kaldı. Hiçbir şey hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Sadece işte o forma geri kazanabilmem için uyguladığım bir diyet var. Onu da size paylaşayım arkadaşlar. İlgilenen varsa onlar da uygulasınlar. Adana dürüm yiyorsun ya. Dürümün evet. en başındaki boş pide kısmını kopartacaksın. Aa, Gerisini ye geçmiş olsun. Bak o kısmı kopartıyorsun. O sade pide olan kısım var. Etsiz kısım. Bu evet. yılda var ya 2000 kalori tasarruf ettirir ha bize. Bak bu işte bak bu ya. Olay bu yani. Buymuş. Ben de bilmiyordum. Meğersem bu kadar basitmiş yani aslında. bir, tamam, noktada. bir şey Ama yapmıyoruz abi. Biliyoruz yapmıyoruz abi. Evet, Oraya da ben yiyorsun. Ben biliyordum yapmıyorum. Ya bu ne oyun yapıyordum şey. biliyor musun? Orayı ben biliyordum. Öğrendikten sonra kopartıyorum. Dürümü yedikten sonra bir de kuru ekmeğini de şeyine Eşim banıp yiyordum. Onu yapmayacaksın abi. O sonuncusunu yapmayacaksın ya. Çağrı bir şey diyeceğim. Lahmacun da mı kilo aldırmıyormuş susum? Buna inanmam. Evet Ercan söyle. Evet, selamun tekrardan da. Sen bayramdan sonra aleyküm tartıldın aleyküm mı? Nasıl acı? Bayramdan sonra bir tartıldım mı? Yani bir tartının üstüne bir çıktın mı? Tartıldım. Evet rakam alalım. Tartı bozuk çıktı. <laughs> Galiba tartı bozuldu. Ninsu sen geldiğinde ee, bu ciğerci vardı ya bizim. Ciğerciyi kapattıracağız. Batu'yu Batu da al, sen de gel, orada küçük bir partileme yapacağız, şu Twitch olayı nedir bir konuşacağız bakalım. Hani <laughs> <laughs> nedir ne değildir bir oturalım artık bir konuşalım istiyorum. <laughs> Oraya bir de e, lahmacun da sipariş edeceğiz ama ekstradan. Oraya lahmacun da sipariş edeceğiz. Şakasız bir kere bir okumadı. Beşinci ay seviliyorsun. Nus. Borao 8. Dostum seni sevdiğimi Bora anlayacaksın ama bakalım ne zaman anlayacaksın. Ya kanka 5. ayda zaten okumaz ne oğlum ya. Nil su değil arkadaşlar. su Susum chatte. Yok abi bizi okumuyor sevmiyor Bora. Ya sus ayaklanma Hı. yaratma şimdi ya. Alperen AK'ye 23. ayını kutlamış demiş. Aleykümselam. Ayamcuk nasıldı abi? Oğlum işte Ayamcuk'a gittiğim gün yağmur yağmur yağıyordu. Yağmurlu Ayamcuk. Ya, yağmur yağıyordu yani. İbo. <laughs> <laughs> 57 şey Coffee ama. nasıldı abi? 57 Coffee güzeldi. Orada gittim. Oradan Mustafa abiye de buradan tekrar selam olsun. Ee, ben Sinop'a giderken Timuçin abi kesin dedim Ayancı'ya geçmiştir. Orada da onunla görüşürüz konuşuruz demiştim. Geçmemiş abi. İnşallah geçecek ama. Orada Timuçin abiyle de şey yaptık. E, telefonlaştık. Ben de gittim. Storiesini de attım ha. Oradaki arkadaşlar da gitsinler. Selamımı götürüp gitsinler. Timuçin abinin selamını götürün. Hatta ki Timuçin abinin taşrağı böyle bir yüzümün azıcık da. Abi ayancıktan ne getirdin bize? 1.20 euro göndermiş. Ay sıçtım galiba. <laughs> Nike bir bak. Ay sıçtım galiba bir de yani. Emin de değil. Sinop'ta falan bayağı bir arkadaşlarla görüştük. Bayağı böyle bir tanıdılar. Herkese fotoğraf falan çekildik. Herkese sohbet ettik. Orada gerçekten çok inanılmaz pozitif Vallahi pozitif verdiler yani gerçekten. Her karşılaştığım insan inanılmaz pozitif enerji verdi. Buradan izliyorlarsa da çok selam olsun hepsine gerçekten. Harbiden biz negatif miyiz abi? Abi seninle alakalı bir şey demiyorum ki bak. Görüştüklerim pozitifti yani anladın mı? Çok böyle güzel şeylerde bulundular bana. O iyi hissettiriyor insanı. Sonuçta biz şimdi her zaman birebir canlı interaksiyon yapamıyoruz ki. Chat'te internet ortamında yapıyoruz. Ee, Birebirde görüştüğümüz zaman da enerjiler tutuyor demektir bu. Yani bu da... Ne oluyor lan? Bu da mesela şey abi yaşının kızlarla öpüştüm. Öpüşmedim kardeşim kimseyle ya. Kız kim? Bir tane o Twitter'da paylaşan arkadaşa da buradan selam olsun. Babasıyla geldiler onlar da. Bütün... Beni aramışlar falan filan. Onlar da kalede story attım. Atamadım. Kaleden indikten sonra story attım. Ben de o sonra tuha edilir gitmiştim. Sonra görülenler de kale tarafına gelmişler. Dönüşte denk geldik. Vallahi, onlara da çok selam olsun buradan. Çok tatlılardı gerçekten. Yani özellikle babası da. Arkadaş da. Ya oğlum saçmalamayın. Abi ay. Oğlum. Tövbe estağfurullah. Abi suyu meşhur kardeşim ya. Tövbe estağfurullah. Bana kötü şaka yaptın mı kendi memleketimle alakalı? <laughs> Doğal kaynak suyu kanka. Tövbe ya. Bu ne ya mami? Çete çekiliş yapalım mı bunlardan? Evet abi onun Titanik için tane en kazına gidip parçalara ayrılan deniz altına hatırladığımız Ocean Gate şirketi tekrar bilet satışlarına başladı. Kim gitmek ister? Alayım biletini. Evet, ben konuşmak istemiyorum artık bu konu hakkında. İbo seni haklı çektik, haklı. İbo seni gönderiyorum Bir kez dostum. Daha yanılmadık. Yok ben almayayım teşekkür ederim. Tamam. Ee, gözüm Orkun. ama gözüm bu şirketin üstünde haberler olsun. Tamam. Orkun'un videoyu izleyeceğiz. Ben hiç izlemedim. Heyecanımı kaybetmeyeyim diye ee, keyifli bir video olduğunu biliyorum. Orkun'un videosunu izleyeceğim. Ondan sonra oyun falan da geçeriz. Çar ee, önce ondan sonra, şey 10 10 önce şey gelmiş. Samet'e cevap gelmiş Twitch'ten. Aha. Aha. Attım özelden. Ya Google. Benim ben bu mektubu ancak bağıranımın taşıyanıdır. Acının tatlı tebessüm var şu an benim suratımda iyi bu. Ben şoktayım ne ben yapacağımı bilmiyorum kaç gündür. tekrar şoktan yeni tam çıkıyordum. Şoktan çıkıyordum <laughs> Adam ben. Adam şoktan Sinop'a gitti. Beni tekrar şoka uğrattı biliyor musun? Unutmuştum. O şokla. Şimdi tekrar şok, şoka girdim. Hadi bakalım ne oluyor? Ne olacaksa olsun artık. Youtube'a sesleniyorum ha. Youtube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir. Girişe girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam zaptların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>